Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi her zamanki Çekoslovak çiftimizin yine yavruları var. Bu yavruların altı gördüğünüz gibi bir hayli pislenmiş. Bugün size folluk temizliği, yuvalık değişimi, folluk değişimi ne derseniz artık ondan bahsedeceğim. Nasıl yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar hava kış, Ankara'dayız. Malum çok bu ufaklıkları çok dışarıda tutmadan bir an önce başlayalım arkadaşlar. Şöyle ben hemen hazırladım. Size de böyle tavsiye ederim yedek folluk. Şu yavrularımızı bir alıp aşağı koyalım. Böyle yedek temiz mısır granüllü. Ben mısır granüllü kullanıyorum. İsteyen talaş vesaire kullanabilir. Onunla ilgili de video bulabilirsiniz. Bunun üstüne arkadaşlar bir miktar bit tozu dökeceğim. Bu yavrular en zayıf halk olduğu için bitler genelde onlara gidiyor. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Sonra bunu şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Her yere homojen dağılsın diye. Hoppa. Şimdi arkadaşlar yavrularımızı tek tek bunun içine koyacağım. Hatta şöyle ikişerli ikişerli koyayım. Bu yavrumuz arkadaşlar albino ama çarpık bacak. Bu normal bir şey. Her kuluçkada olabilir. Sıkıntı yok. 5 yavrumuz var toplamda. Hepsi de maşallah yani. Siz de maşallah derseniz çok sevinirim. Şöyle temiz yuvalıklarına koyduk. Şu da eski pis hali. Bakın hep dışkılar falan filan. Bunlar şişmiş. Size tavsiyem arkadaşlar. Yuvalığı değiştirmeden önce annenin babanın huyunu bilmeniz gerekmekte. Benimkiler ses etmiyor. Ama sizin kuşlarsın, annesi babası ses edebilir. Sıkıntı yaratabilir. Şimdi sizi koyarken izleyin sizi. Şu yuvaya koyacağız şimdi. Annesi hemen peşinden girer büyük ihtimal. Evet, dediğim gibi girdi. Hani anne baba huylanıp yumurtaları kırabilir, yavruları dövebilir. Buna hazırlıklı olun arkadaşlar. O yüzden huyunu suyunu bilmeden yuvaları kurcalamayın. Çok şükür benim öyle bir çiftim yok. Başlarda şu görmüş olduğunuz jumbo çift yapıyordu arkadaşlar bunu. Şu an yapmıyorlar. Onlara da yuvalığı yeni taktık bu arada. Dinlendirmelerdi. Kürt falan uyguladık. Yuvalığı dün taktık onlara da. Biraz ilgi duyuyorlar ama nedense pek girmiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar yuvalık değişimimiz. Siz de mutlaka altına malzeme kullanıp kullanmıyorum diyen arkadaşlar var. Kulak asmayın onlara. Sizler tavsiyem bir abi bir kardeş sözü olarak kulak asmayın. Dediğim gibi malzemeleri kullanın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.